Mansur Yavaş'ın yanıtı. Peki, Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyesi Ali Haydar Fırat dün Habertürk ekranındaydı ve programda CHP-DEM işbirliği tam olarak ne? KJ'si atıldı. Şimdi öyle bir süreç içerisindeyiz ki sevgili izleyenler, Erdoğan'la Akşener DEM'le ilgili aynı çıkış yapıyor. Çok enteresan değil mi? En son Akşener hadi oradan diye, hadi be diye yurttaşı azarlarken yine bir DEM vurgusu yapmıştı. Erdoğan da aynısı. Ama kapalı kapılar ardında AKP ile DEM'in görüştüğü de söyleniyor. Ama DEM Parti Cumhuriyet Halk Partisi'ne hedef almayı da sürdürüyor. Kaybettiren olmak yönünde. Biraz sonra gelen yanıtlar, açıklamalar var, ona da bakacağız. Bu KJ atılınca tartışma çıktı. CHP Parti Meclisi üyesi Ali Haydar Fırat tepki gösterdi. Biraz sesi de çok az açalım sevgili yönetmenim. Dinleyelim biraz. Peki biz şu mu, CHP demiş, biz bunu reddettiğimiz halde, biz bunu konuşmadığımız halde bunu niye bize dayatıyorsunuz kardeşim? Dayatmıyoruz ki, demin açıklamasını anlatıyoruz. Niye dayatıyorsunuz? Ne hakkında dayatıyorsunuz kardeşim? Bunu bize neden dayatıyorsunuz diyor. 9000'in üzerinde seçim bölgesi var. Kent uzlaşısının olduğu sadece 3 yer var. Neden bunu dayatıyorsunuz? Bu KJ nedir böyle diye soruyor Ali Haydar Fırat. Sonra tartışma büyüdü sevgili izleyenler. Ali Haydar Fırat şimdi göreceksiniz kalktı ve yayından gitti. Ve tepki de gösterdi KJ'nin atılış biçimine. Tepki de gösterdi, bu olmaz dedi. Ali Haydar Fırat'la konuştuk biz bugün. O da çalışmalarına devam ediyor. Belki pazartesi daha da detaylanacak konu konuşabiliriz yayınımızda da. Kalktı gitti, yayını terk etti. Sonra da bir basın açıklaması yaptı. O basın açıklamasına bakıyoruz şimdi. Terör örgütüyle işbirliği yapıp bunu gizleyenler halkımızın yoksulluğunu, açlığını ve yaşadığı sefaleti kapatma çabasında olanlar. Kurucu genel başkanım ve hayattaki en önemli yol göstericim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten şimdiki genel başkanım Sayın Özgür Özel'e saygısızca ithamlarda bulunanlara karşı bir tepki ortaya koymayı partime oy veren milyonlarca yoldaşımın bana yüklediği bir sorumluluk olarak gördüm dedi. Aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İstanbul halkının meşru oylarıyla iki defa seçilmiş iktidarın bütün ablukasına rağmen halkına hizmet etmek adına bir adım geri atmamış Sayın Ekrem İmamoğlu'nu karalamak adına gösterilen çabayı da görmezden gelemezdim diyor Ali Haydar Fırat. Ve bundan sonra hiçbir şekilde savunmada kalmayacağımın, halkımızın can yakıcı sorunlarını gizleyen, konuşturmayan ve de partimi haksız, vicdansız biçimde suçlayan bu sisteme asla geçit vermeyeceğimin bilinmesini istiyorum diyor. Son sözüm demiş, idareyi maslahatçılar esaslı devrim yapamaz diyen Büyük Atatürk'ün partisinde yönetici olmanın sorumluluğu ve onuruyla halkını ve ülkemi savunmaya, partime oy veren yurttaşlarımıza layık olma mücadelesini vermeye devam edeceğim demiş sevgili izleyenler. Peki, şimdi tam da bu noktadayken Özgür Özel'den sırrı sakığa gelen bir...